Güzel takım yapmış Beşiktaş taraftarı bence. Güzel takım. Aynı zamanda oylardaki düşüş benim dikkatimden hem Batshuayi, Larin, Gezal. Ya bu isimler Beşiktaş'ta 90 üzeri evet, gören isimlerdi. Bence Gezal'da Enkulu girdiği için orada oylamaya o yüzden biraz düştüğünü ben öyle yorumluyorum. Bu takım da bence iyi bir takım. Beşiktaş'ın bir yerden hani sekeceğini bekliyorduk. Geçen hafta da konuştuk seninle. Giresun maçında olacağını tahmin ediyorduk, düşünüyorduk. Tabii çok Beşiktaş'ın çok kötü bir skorla bitti. Bu maçta ben hani bir patlama yapacağını Beşiktaş'ın düşünüyorum. Tabii futbol bu. Ne olursa olsun ligimizdeki her deplasman zor. Beşiktaş deplasmanlarda ilk yarılarda hiç gol atamamış mesela. Bu çok kötü bir istatistik Beşiktaş seviyesinde bir takım için. İlk deplasmanlarda tabii. İlk yarılarda gol atamamış. Doğru. Ama bir yerde sekecektir tabii yani. Büyük takımlar böyle maçlarda reaksiyon gösterir. Giresun maçında bekliyorduk. Ben bu maçta bekliyorum ama tabii futbol bu. Kasımpaşa'da küme düşme hattının sonuncu yani Kasımpaşa. Ya onlar da Beşiktaş'ı bu durumda yakalamışken en azından belki mental anlamda puan almak isteyecekler değil mi? Tabii yani sonuçta çok deneyimli bir takım. Bakasetas geri dönüyor. Evet ama şimdi hoca oynatacak mı? Yani evet. Evet ama sonuçta maç eksiği var. Mutlaka oyuna girecektir ama oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Bakasetas bakalım sağlık yerini alabilecek mi ama taraftar hocaya al hocam diyor. Bakasetas'ı diyor Trabzonspor taraftarı. Kanatlara bakalım. Abdülkadir Ömür %100 oynayacağını düşünüyorum. Tabii canım. Müthiş oynuyor. 3 maçta gol atıyor. Kariyerinde ilk kez. Ve Vakayeme Süper Lig'de yine domine etmeye devam ediyor. %98 ile ligin en iyi Fokarat. O da müthiş bir oyuncu. Zaten ön taraf Trabzonspor. Yani gol yemiyor. Ligin en az gol yiyen takımı Trabzonspor. En çok gol atan takımı da Trabzonspor. Doğal olarak lider. Farklı. Ve Trabzonspor forveti yine geçtiğimiz haftaki gibi Cornelius oluyor. Canini'de de bir problem varmış. Yani. Evet bir problem olduğunu. Sakatlık problemi var. Söyleyelim Canini'de. Yani zaten idare yakın kadro. Yine söylüyorum. Sağ bek, Dorukhan, sol bek, Perez oynayabilir. Tronsen'in bir sağlık sorunu var. Bu kez Mustafa Muhammed. Evet yani Fatih Terim'i tercih etmiyor. Ben de bu hafta yine Lazio maçını düşünerek bir Mustafa Muhammed olabilir diye. Halil Dervişoğlu oyundaki varlığı evet, abi, etkili. Halil Dervişoğlu bence. Ama skor katkısı bakımından zayıf kaldı. Ama gerçek. Halil Dervişoğlu tek santrafor ileride stoperlerle boğuşacak. Hem o sayede oyuncu değil. Yok hem öyle bir fizik gücü yok. Bence çok özel bir oyuncu. Ama tam 4-4-2'nin o ikilideki bir santrafor. Ya da işte Muhammed Mustafa'nın ya da Cagne'nin yanındaki forvet oyuncusu olarak daha çok milli takımda Burak Yılmaz'da olduğu gibi diye düşünüyorum ben. Tamam hoca demek ki daha başka türlü düşünüyor. Tabii ki daha iyi biliyor. Galatasaray taraftarı Muhammed'i forvete koyuyor. Cagne ve Halil de yine 33'lük aldığı bir oy var. Cagne'nin Halil'de %26'lık aldığı bir oy var. Galatasaraylılara Mesut Özil. Doğal. Yine %20 ile. Evet devam edelim. Osayi Samuel. Burada mesela İrfan Can diyorum ben. Şurada Osayi Samuel'e devam edelim. Pelkas. Bu enteresandır. Pelkas yani, sezon boyunca hocanın çok fazla... Evet, tercih ettiğim İrfan isim değil. İrfan Can da olmayınca Zayt da yok. Pelkas'ı atmış Fenerbahçe taraftarı. Bence de mantıklı. Peki. En uçta Berisha. Yok ben de Berisha'nın oynaması gerekiyor. Berisha mı? Serdar mı? Evet tamam. Ben biraz daha Berisha'yı öne koyuyorum. Tamam. Can tabii ki iyi oyuncular. Ama yani Fenerbahçe'nin santraforu tabii bir level daha üst, bir seviye daha yukarıda. Yani Valencia mesela tam burada aslında şu anda tam kendisi olurdu yani şu takımda. Çıt çıt pas oyununda yani Sosa, Mert Hakan, Mesut, Pelkas bu oyunculardan top şey yapamazsınız yani topu istediğiniz kadar baskı yapın topu kapamazsınız yani Valencia'yı da koy oraya. Altay, Gustavo ve Valencia yine Fenerbahçe'de sakatlıkları devam ediyor. Yani.